Öyle bir yer düşünün ki sıcacık, içten, samimi, güler yüzlü hizmetin ve enfes lezzetin buluştuğu mekan olsun. Muhteşem lezzetlerin tadını çıkartın. Sevdiklerinizle doyumsuz anlar yaşayın. Layla Mangalbaşı Et Dünyası. Çok uzaklara gitmenize gerek yok. Şehrin merkezinde zahmetsiz, ekonomik, lezzetli mangal keyfi Layla Mangalbaşı Et Dünyası. Hürriyet Caddesi, Askeri Lojman Karşısı, Derince. Telefon 0262 229 99 92. Dört mevsim yaz. Astronotla eğitimde uzay çağı başladı. 3, 2, 1, 0. Sen de bize katılmak istemez misin? Astronot Eğitim Portalı'nın görsel destekli konu anlatımları, testleri, alıştırmaları ve daha birçok interaktif özelliğiyle dersler artık çok daha kolay ve eğlenceli. Sen de www.astronot.com.tr adresine gir, Astronot Eğitim Portalı'na abone ol. Astronot Türkiye'ye iyi gelecek. İmeso OSB'de yerinizi alın, marka olma fırsatını kaçırmayın. Dilovası'nda temiz hava ile doğanın bütünleştiği 10.000 dönüm büyüklüğündeki sanayi bölgesinin merkezinde 380, 460, 550 ve 650 metrekare alanlara sahip sınırlı sayıda iş yeri için acele edin. Ağaçlı yeşil alanla donatılmış sahada çalışmaktan ayrı bir keyif alacaksınız. Yan sanayi ve tedarikçileri için satılık iş yerleri. Üstelik tamamı bitirilmiş altyapısı İmeso OSB ömür boyu sorunsuz çalışma rahatlığı sunuyor. Uygun ödeme koşullarıyla geniş ve rahat bir iş yerine kavuşun. Lekeler çıkar mı? Günlerce halısız kalır mıyım derdine sor. Yeniliklerin öncüsü Gültem Halı Yıkama'da halılarınız kusursuz bir yıkamadan sonra özel ısı sistemli mavi fırınla kurur, kir, toz, mikrop, nem derdi son bulur. Üstelik metrekaresi sadece 3,5 lira. Bitmedi. Gültem Alo Hızlı Yıkama Servisiyle halılarınız bir günde teslim. Telefon 0262 319 1550. Otomobil kullanmaktan keyif almak, heyecan duymak istiyor ve kazançlı çıkmak istiyorsanız ihtiyacınız olan ne varsa hizmetinizdeyiz. Cazip fiyat avantajları, kampanyaları ve birbirinden özel modelleriyle ARP Otomotiv'deyiz. Satıştan yedek parçaya ve servise kadar ARP Otomotiv Mitsubishi Plaza'da sizleri bekliyoruz. ARP Otomotiv Mitsubishi Motors. Her zaman lider.
Termal su kaynaklarıyla binlerce yıldır uygarlıklara hayat ve sağlık veren Kocaeli, yeni yatırımlarla Türkiye'nin sayılı merkezlerinden biri olmayı hedefliyor. Bu yeni yatırımlardan biri olan The Nest Hotel, sahip olduğu 5000 metrekarelik termal spa alanıyla sağlık ve tatil keyfini bir arada sunuyor. 457 yatak kapasitesiyle The Nest Hotel'in size özel dizayn edilmiş odalarında evinizdeki konfor ve rahatlığı bulacaksınız. Dünya standartlarındaki 4'ü kapalı, 1'i açık, 5 adet termal havuzda şifa bulacaksınız. Termal suyun cilt hastalıkları, romatizmal hastalıklar, fonksiyonel düzenleyici ve strese bağlı oluşan hastalıklarda iyileştirici etkileri bulunmaktadır. Beslenmede florür eksikliğine bağlı oluşan rahatsızlıklarda termal suyun gençleştirici etkisiyle kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz. 1200 metrekare alana kurulu 1000 kişilik bölgenin en büyük kongre ve toplantı salonunda uluslararası konferans ve organizasyonlara ev sahipliği yapacaksınız. 1000 kişi kapasiteli düğün salonunda mutlu başlangıçlarınızın ilk adımını sevdiklerinizle beraber atacaksınız. The Nest Hotel'i siz değerli müşterilerimiz için özenle tasarladık. Çünkü siz buna değersiniz. Mutlu akşamlar Kocaeli TV ana haber bülteni ile karşınızdayız. Ben Hazan Kutsal, günün öne çıkan gelişmelerini aktaracağımız programımıza bir sürpriz konuğumuzla başlıyoruz sevgili seyirciler. Kocaeli'ye bir dizi ziyarete bulunmak üzere gelen Saadet Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Sayın Mustafa Kamalak stüdyo konuğumuz. Efendim hoş geldiniz. Merhabalar efendim. Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Ayağınızın tozuyla geldiniz, programımıza katıldınız. Kocaeli ilgili değerlendirmelerinizi dinlemek istiyoruz biz sizden. Teşekkür ediyorum. Kocaeli bizim için çok önemli bir ilimizdir. Burada güçlü bir teşkilatımız var. 12 ilçemiz seçimlere hazır vaziyette. Ama seçimlere de önümüzde yuvarlak 15 aylık gibi bir süre var. İşte teşkilatımızla bir araya gelelim. Stratejimizi belirleyelim dedik. Aslında Anadolu'yu dolaşıyorum. Mesela dün Trabzon'da ve Rize'deydim. Trabzon'da 2 program icra ettik. Rize'de 3 program icra ettik. Bugün buradayız. Biraz sonra Sakarya'ya geçeceğim. Yarın tekrar Kocaeli'mizde olacağız. Pazartesi günü Adana'dayım. Oradan Ankara'ya geleceğiz. Koşturuyoruz. Tabii dediğimiz gibi Kocaeli'nin de bizde tabii ki özel bir yeri var. İnşallah. Buradan Türkiye'ye sürpriz yapacağız. Peki Türkiye'deki tüm illeri teker teker dolaşıyorsunuz. Oralarda bir dizi ziyaretlerde bulunuyorsunuz. Kocaeli ilgili ne tür sürprizler bekleyecek bizi yerel seçimlerde? Yerel seçimlerde beklenen üzerinde bir sürpriz bekleyecektir inşallah. Hem Büyükşehir Belediye Başkanlığı noktasında olsun, hem ilçe belediye başkanlığı hususunda olsun. İnşallah bu güzel elimizin yiğit insanları önemli bir sürpriz yapacaktır. Öyle. Peki yerel seçimlere yönelik adaylarınız belli oldu mu? Çalışmalar devam ediyor. Daha 15 buçuk ay gibi bir süre var biliyorsunuz. Çalışmalar devam ediyor. Peki Türkiye'nin birçok ilini dolaşmış birisi olarak Sayın Başkanım neler düşünüyorsunuz Türkiye'nin genel gidişatı ile ilgili olarak? Türkiye'nin iyi yönetilmediğini düşünüyoruz. Türkiye adım adım da bir savaşa, bir çıkmaza doğru sürükleniyor diye endişe ediyoruz. Misalen biliyorsunuz Malatya'mızın Kürecik beldesine füze kalkanları yerleştirildi. Şu an Suriye sınırlarımıza Patriot füzeleri yerleştirilmek üzere. Bunların Türkiye'ye huzur ve barış sağlayacağı yerde tam anlamıyla Türkiye'nin güvenliğini tehdit edeceği kanaatindeyiz. Çünkü biz Suriye'den doğrusu bir tehdit, bir saldırı beklemiyoruz. Yüce milletimizin hiçbir ferdi de kanaatimce Suriye'den Türkiye'ye bir taarruz, bir saldırı olacağı ihtimaline yer vermemektedir. Ancak görüyoruz ki sınırlarımıza füze
yerleştirilmektedir, yerleştirilecektir. Bunlar Türkiye'nin güvenliğini sağlamak şöyle dursun, tam aksine Türkiye'nin güvenliğini tehdit etmektedir. Çünkü buradan atılacak olan bir füze Türkiye'nin doğrudan doğruya savaşa girmesi anlamına gelir. Suriye'de sadece Suriyeliler yok. Suriye'de tabir caizse 72 millet vardır. Mesela İran vardır. Mesela Rusya vardır. Mesela Çin vardır. Bunların müttefikleri vardır. Eğer buradan Suriye'ye bir füze atılacak olursa Türkiye kendisini ateşin ortasında bulur. Çünkü karşı taraf ilk etapta füze kalkanının bulunduğu Malatya ilimizde efendim Patriot füzelerinin bulunmuş olduğu alanları, illeri bombalamak isteyecektir. Bu da Türkiye'nin kanaatimizce güvenliğine hizmet etmeyecek. Tam aksine Türkiye'nin güvenliğini tehdit edecektir. İnşallah hayırlı günler bekliyor olur bizi bu konuyla ilgili olarak İnşallah. Da. Tekrar Kocaeli'ye dönmek gerekirse burayı nasıl buluyorsunuz? Genel olarak hem tarihiyle hem kültürüyle. Kocaeli Türkiye'nin göz bebeğidir. Hem tarihiyle, hem sanayisiyle, hem gelişmişliğiyle, hem insanlarıyla, cana yakınlığıyla, hamiyetperverliğiyle Kocaeli bizim göz bebeğimiz. Evet. Hepsine selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Biz de tüm insanlık için, başta güzel ülkemiz olmak üzere, tüm insanlık için yola çıkmış durumdayız. Amacımız Saadet Partisi olarak bütün insanların insan haysiyetini yaraşır bir vaziyette yaşayabileceği hakça bir düzeni kurmaktır. Adil düzeni tesis etmektir. Kısacası hakkı hakim kılmaktır. Amacımız budur. Peki efendim ben tabii ki alanında profesyonel bir isim olarak bunları da sormak istiyorum, merak ediyorum. Bildiğiniz üzere şu anda Kocaeli'nin gündeminde yoğun olarak konuşulan bir konu var. Taş Ocağı konusu. Kartepe. Kartepe Maşuki'de. Sizin fikirlerinizi almak isterim bu konuyla ilgili çünkü birçok taraftan olumlu ya da olumsuz eleştiriler oluyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu anlamda? Bizce Saadet Partisi olarak diyoruz ki o Kartepe'nin güzelliği bozulmamalıdır. Efendim demir yolu için getirilecek olan kırıntı taşlar, mıcırlar başka taraftan temin edilebilir. Bizim yaptığımız araştırmalara, vardığımız sonuçlara göre Kartepe'miz hem İstanbul'umuzun, hem Kocaeli'mizin, hem Sakarya'mızın tabir caizse ortak akciğeridir. Evet. Yani o güzellik bozulmamalı. Bu akciğer tahrip edilmemelidir. Düşüncemiz odur o kısacası. Evet. Son olarak peki ne söylemek istersiniz başkanım? Kocaelili kardeşlerimiz Kocaeli'ne sahip çıkmalıdır deriz. Kocaeli'ne sahip çıkmak kanaatimce milli görüşe, Saadet Partisi'ne destek vermekle olur. Biz şunu ifade ediyoruz. Bütün insanların yaşamaya hakkı var. Kardeşçe yaşamaya hakkı var. Ne olur bir barış düzeni kuralım. Ülke iyi yönetilmiyor. Bakın tıkanmış durumda. 10 yılın sonunda gelinen nokta tıkanmış durumda. Neticede 2010 yılının 3. 3 aylık dönemi 1.6 ile kapandı kalkınma bakımından. Aslında negatiftir o. Nüfus artış hızı bundan düşülecek olursa, hele bir de altın ihracı ortadan çıkarıldığı takdirde kalkınma hızımızın negatif olduğunu görürüz. Bu gidiş değildir. Öbür taraftan devlet borçlu, millet borçlu, aileler borçlu, fertler borçlu, çok daha önemlisi henüz doğmamış bebeler borçlu. Yapılan araştırmalara göre şu an itibariyle doğmakta olan bir bebe 7250 Amerikan doları borçlu olarak dünyaya gelmektedir. Resmi verilere göre. Sıcak parada dikkate alındığında yeni doğan çocuk 10 bin doların üzerinde borçlu olarak dünyaya gelmektedir. Bu kabul edilemez bir durumdur. Peki çare milletin kendisindedir. Milli görüştedir. Bu ülkede bakın ağır sanayi, milli sanayi, yerli sanayi diyen milli görüşten başka, onun temsilcisinden başka bir parti yoktur.
Bakın caddelere, sokaklara bir bakın. Her taraf tıklım tıklım arabayla dolu. Park edecek yer yok. Meydanlar, caddeler, sokaklar sizlerin, Kocaeli'li vatandaşlarımızın, ama arabalar ithal yabancı. Her gün semalarımızdan onlarca, belki yüzlerce uçak gidiyor. Semalar bizim, havalanlar bizim, meydanlar bizim, pistler bizim, uçaklar yabancı. Bakıyoruz Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrili. Denizler bizim, limanlar bizim, ama gemiler yabancı. Çok daha önemlisi, dünyanın beşinci kalabalık ordusuna sahibiz. Ordu bizim, Mehmetçik bizim. Ama elindeki silah yabancı, altındaki tank yabancı, kullandığı jet yabancı. Bu böyle gitmez. Bu ülkede siz, dinleyen kardeşlerimize, vatandaşlarımıza sormak istiyorum. Milli görüşten başka ağır sanayi, milli sanayi, yerli sanayi diyen başka bir parti var mı? Şu an bizden kopmuş olan AK Parti 2023 yılında üretecekmiş falan. Başbakanın taahhüdüdür bu. Ama başbakanın görev süresi biliyorsunuz bu dönemle bitmek üzere. Yani önümüzdeki seçimlerde sözüne sadık kaldığı takdirde aday olmayacaktır. Ya aday olmadan, başbakan olmadan da herhalde bu projeleri gerçekleştirmesi mümkün değildir. Sözde kalacaktır. Ama biz 40 yıldan bu yana ağır sanayi, milli sanayi, makine üreten makineyi üretmemiz gerekir diye çırpınıp duruyoruz. Kurtuluşun bu olduğuna inanıyor. Ben hem sizlere hem değerli izleyicilerime selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ediyoruz programımıza katılıp değerli düşüncelerinizi bizlerle paylaştığınız için. Diğer illerdeki olan temaslarınızda ve Kocaeli'deki diğer gezilerinizde de sizlere başarılar diliyoruz. Sevgili Başkanım, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum Hazan Hanım. Sağ olasınız. İyi akşamlar olsun. İyi akşamlar. Evet sevgili seyirciler, Sayın Mustafa Kamalak'tan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak'tan Kocaeli ile ilgili ve Türkiye ile ilgili genel değerlendirmelerini aldık. Ve bültenimize bir diğer haberle başlıyoruz. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mahmut Civelek, partisinin İzmit İlçe Danışma Meclisi toplantısında Belsa'ya CHP'nin bayrağını dikeceğiz diyen CHP'lilere yüklendi. Civelek'in konuya ilişkin CHP'ye yanıtı oldukça sert. AK Parti İl Başkanı Mahmut Civelek, CHP'lileri kızdıracak açıklamalarda bulundu. Hatırlanacağı üzere CHP İl Başkanı Yalçın Kuşkan ve CHP İlçe Başkanı Selman Yıldırım İzmit Belediyesi'nin hizmet binası olan Belsa'ya CHP'nin bayrağını dikeceklerini açıklamış, bu açıklamalar da medyada geniş yer bulmuştu. CHP'lilerin bu açıklamalarına partisinin İzmit İlçe Danışma Meclisi toplantısında cevap veren AK Parti İl Başkanı Mahmut Civelek, arkadaşlarının serbest bırakılması için İzmit'te eylem yapan öğrencilerin CHP il binasında açtığı pankartı hatırlatarak CHP'liler kendi binalarına DHKPC bayrağı astırıyor. Onlar önce bunun açıklamasını yapsın diyerek yanıt verdi. Bunlar da çok muhatap olma. Efendim 30 mahalleyi alacaklarmış. Efendim Belsa'ya bayrak dikeceklermiş. Onlar bayrağı girmeyecekti ama gireyim. Bu memlekette DHKPC diye bir terör örgütü var. Bu terör örgütü iki de bir zırt pırt öteden beri de gösteriler yapıyor. Polisler gereğini yapıyor. Ne için? Benim güvenliğim için. Ben memnun muyum her gün sizi öteden beri dinlemeye? Benim güvenliğim için. Halkın güvenliği için. DHKPC'nin en son bayrak astığı yeri biliyor musunuz? En son bayrak astığı yer, efendim toplantıdaymışlar, içeriye girmişler, orayı basmışlar iki kişi. Orayı basmışlar, bayrağı asmışlar, tamam. Polis haber vermişler. Bırakın da girsin alsın, bırakın da girsin bayrağı indirsin. Yapılan bu eylemi, sizde zaten partiye DHKPC'nin bayrağı asılır mı? Girsin alsın, yok biz bir genel merkezimizde konuşalım. Önce de yine aynı buraya. Aynısı. Bize biraz vakit verin. Ya ben bunu birkaç kere daha görmüştüm değişik ortamlarda. Hani sizin milletvekiliniz kaçırılmıştı daha. Kanada biraz durmuştu. Sonra inmişti. Sonra demişti ki iyi çocuklar şöyle bir dağ arası aldık. AK Parti İzmit İlçe Teşkilatı'nın danışma meclisi toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda ilçe başkanı Ali Korkmaz CHP'ye çatarken İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan ise
bazı medya kuruluşlarına sert çıktı. AK Parti İzmit İlçe Teşkilatı'nın danışma meclisi toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda partinin yönetiminde yer alan eski ve yeni yöneticiler bir araya geldi. Toplantının basına açık bölümünde konuşan AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Korkmaz, yerel seçimlere İzmit Bizim sloganıyla hazırlanan CHP İzmit İlçe Örgütü'nü hedef aldı. Biz Galatasaray'a hiçbir parti bayrağı astırmayacağız. Çünkü biz oraya hizmet bayrağı diktik. O bayrak Türk halkımızın bayrağıdır. O bayrağı oradan ufukları olmayan insanların indirmeye güçleri yetmeyecektir arkadaşlar. Birileri çıkmış, 30 mahalle bizim diyor. Siz hangi hakla insanların özgür iradelerini ipoteğe koyuyorsunuz? İlçe Başkanı Korkmaz'ın ardından kürsüye gelen İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan ise bazı medya kuruluşlarına hedef aldı. Ama biz müsaade etmiyoruz. Bunun içinde çok farklı kesimde insanlar var. Bunun içinde medyadan var. Yalan yanlış olmayan şeylerle bizlerin prestijini düşürmeye çalışan medya kesimi var. Ama halkımız onları da tanıdı. Tanımaya devam ediyor. Onlara da bakış bırakmıyoruz. Bunun içinde farklı kesimlerde olanlar var. İl Başkanı Mahmut Civelek de yaptığı konuşmada aramızda birlik ve beraberlik olduğu sürece yeni Türkiye'nin inşası için çalışmalarımıza emin adımlarla devam edeceğiz dedi. Biz de bunları birbirimize gösterelim, birbirimize güzel bakışlarla, güzel sözlerle ne için? Sadece ve sadece Türkiye'mizin, Kocaeli'mizin geleceği için. Başkanlarımızın izinde siyaset yapmak için. Yoksa bizi sabah bu vakti de hafta sonu burada bir araya getirebilecek memleket sevgisinden, başbakan sevgisinden daha başka bir şey yok herhalde, değil mi? CHP Kocaeli İl Binası'nda gösteri yapan iki kişinin DHKPC'nin Edirne ve Çanakkale sorumluları olduğu iddia edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Biri kadın, biri erkek, iki kişi 12 Aralık'ta CHP'nin Kocaeli'nde bulunan il binasının penceresine çıkarak gösteri yapmıştı. CHP il örgütünün bulunduğu binadan slogan yükseldi. Eylemciler, parasız eğitimi istemek suç değil, tutsak dev gençler bırakılsın, Gençlik Federasyonu pankartını açmıştı. Zaman zaman slogan dağıtan iki kişi bu şekilde yaklaşık 2 saat eylemlerini sürdürmüştü. Polis zorla içeriye girerek müdahale etmek istemiş ancak CHP'lilerin polisin içeriye girmesine izin verilmediği ileri sürülmüştü. Avukatların ve BDP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Alçınkaya'nın görüşmesi sonucu gösteri yapan iki kişi eylemlerine son vermişti. İki şüpheli polis tarafından gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan Trakya Üniversitesi öğrencisi SF'nin, DHKPC'nin Edirne, Çanakkale Üniversitesi öğrencisi kadın HB'nin ise Çanakkale sorumlusu olduğu öğrenildi. SF'nin örgütsel faaliyetlerde bulunmak suçlamasıyla cezaevinde yattığı ve 60-70 civarında kaydının bulunduğu ifade edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Saadet Partisi İzmit İlçe Teşkilatı'nın divan toplantısına partinin eski il başkanlarından Mehmet Aras'ın konuşması damgasını vurdu. Kocaeli'nin en renkli siyasetçileri arasında yer alan Aras, bakın AK Parti iktidarını hangi sözlerle eleştirdi? Saadet Partisi'nin İzmit İlçe Divan toplantısında partisinin eski il başkanlarından Mehmet Aras'ın açıklamaları damgasını vurdu. İl Başkanı Yusuf Saka ve çok sayıda partilinin de hazır bulunduğu toplantıda hükümete yüklenen Aras, iktidarın ekonomi politikasını bakın nasıl eleştirdi. Bakın şimdi, şu bütçeyi şöyle bir veriyorlar. Bana bakın, bu milli görüş ekmeği. Ahmet kardeşimizden size şey getirdi. Tereyağlı pilavı yediniz. Basın müşavirleri, basın mensuplarına ikram edin. Nasıl o pilav hormonsuzsa bizim milli görüş ekmekler de hormonsuz. Onların pirzolalar, iktidar, onlar hepsi hormonlu. Kendileri de hormonlu. Aras, Necmettin Erbakan'ın başbakan olduğu dönemde yolsuzluklarla nasıl mücadele ettiğini de yine kendisine az uslubuyla anlattı. Aras'ın burada da hedefinde hükümet vardı. Rantiyeciler, hortumcular uslubu. Rantiye hortumcuların uslubu bak. Bunlara %50 zam. %50 bunlarınki bütçeden. Bu kiminki?
Bu da sizin. Bekle. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi fikirleriyle tüm dünyayı etkileyen büyük düşünür Hazreti Mevlana'nın ölümünün 739. yıl dönümünde muhteşem bir Şebi Aruz etkinliği düzenledi. Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Şebi Aruz etkinliğine çok sayıda misafir katıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hazreti Mevlana'nın ölümünün 739. yıl dönümünde Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi'nde muhteşem bir Şebi Aruz etkinliği düzenledi. Etkinliğe katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Hazreti Mevlana hem kendi çağı hem de bölgesinin yanı sıra tüm dünyaya rehber olmuş değerli bir insandır. Onu eserleriyle iyi tanıyıp kendimize örnek almalıyız dedi. Mevlana hem yaşadığı çağ, yaşadığı dönemi, yaşadığı bölgeleri aydınlatmış, bütün dünyaya artık rehber olmuş, inanan inanmayan, Müslüman gayrimüslim, Yahudi, Hristiyan pek çok insanın hidayetine vesile olmuş, onlara da örnek olmuş, çok değerli bir insan, bir büyüğümüz, bir mürşidimiz. Allah o güzel insanları, Hazreti Mevlana'yı ve Hazreti Mevlana gibi olan gönül sultanlarını iyi tanımayı, iyi tanımamızı ve onların izinden, onların yolundan giden iyi insanlardan olmamızı hepimize nasip etsin. Sema gösterisinin düzenlendiği programda solistliğini Profesör Doktor Ahmet Hakkı Turabi'nin yaptığı Sema ve Mevlevilik konulu ilahilerden oluşan Türk Tasavvuf Müziği Konseri ve Sema Mukabelesi gerçekleşti. Etkinlik çerçevesinde açılan Türk İslam Sanatları sergisi ise büyük beğeni gördü. Vatandaşların ilgiyle izlediği sergiyi Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da gezdi. Konuşmanın ardından Mustafa Talha Savaş, Hazreti Mevlana'nın bir şiirini okudu ve Mevlevilikle ilgili sinevizyon eşliğinde bir sunum gerçekleştirdi. İşini beğen, aşını beğen, eşini beğen ama kendini beğenme. İki semazenin eşlik ettiği konser okunan Kur'an-ı Kerim ve yapılan dua ile son buldu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, Gebze ziyareti sırasında ilçedeki halk pazarını gezdi. Esnaf ile pazara gelen ilçe sakinleriyle sohbet eden Tekin'e pazarcılar ilgi gösterdi. Bu arada genç bir pazarcı Gürsel Tekin'e ithal muz ikram etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin Gebze'ye geldi. Gebze ziyaretinde pazarı da gezen Tekin'e ilgi büyüktü. Vatandaşlar da pahalılıktan dert yandı. Tekin'e genç bir pazarcı muz ikramında bulundu. Başkanım muz ikram ediyor. Yok ya, paralı olmasın, ucuz şeyler. Yok başkanım. Yok paralı yok mu bu? Yok başkanım. Yazar bak müsbet aldı. Burada kısa konuşan Tekin, yerel seçimlerde iddialı olduklarını belirtti. Pazardan önce Gebze'de esnaflarımızı dolaştık. Özellikle emeklerle ilgili çok ciddi sıkıntıların olduğunu. Yine keza şehit ailelerini derneğini ziyaret ettik. Orada çok dramatik sorunları yaşanıyor. Evladını bu topraklara hasede etmiş bir annenin kart alamaması gerçekten büyük bir ızdırap. Kocaeli Lizirliler Derneği'nin iki haftada bir yaptığı sabah kahvaltılarına bu kez Emniyet Müdürü Hulusi Çelik konuk oldu. Çelik yaptığı açıklamada zararlı alışkanlıklara karşı öğrencileri korumak için özel çalışmalar yapacaklarını söyledi. Kocaeli Rizeliler Derneği'nin iki haftada bir yaptığı kahvaltı programına bu hafta İl Emniyet Müdürü Hulusi Çelik konuk oldu. Dernek Başkanı Osman Çakır ile yönetimin ev sahipliği yaptığı kahvaltıda İl Emniyet Müdürü Hulusi Çelik'in yanı sıra Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı da hazır bulundu.
İl Emniyet Müdürü Hulusi Çelik kahvaltıda Rizelilere övgü adırırken okul önlerinde zararlı alışkanlıklara karşı öğrencilerin korunması için birçok tedbir alacaklarını da belirtti. Haftanın her cuma akşamı Kocaeli TV ekranlarında canlı olarak yayınlanan gündem programının bu seferki konuğu Dilovası Belediye Başkanı Cemil Yaman'dı. Yaman, Dilovası ile ilgili projelerden bahsederken eksikliklerin tamamlanması için çalıştıklarını belirterek 2014 yerel seçimlerine kadar birçok projeyi hayata geçireceklerini dile getirdi. Bir dahaki dönem aday gösterilmezsem kırılırım diyen Yaman'a Dilovası üzerine gerçekleştirilen söyleşiden notlar geliyor ekranlarınıza. Dilovası Belediye Başkanı Cemil Yaman, haftanın her cuma akşamı Kocaeli TV ekranlarında canlı yayınlanan gündem programına konuk oldu. Dilovası'nda hala eksikler olduğunu belirterek yarım kalan projeleri 2014 yılına yetiştireceklerini söyleyen Yaman, yerel seçimlerde yeniden Dilovası Belediye Başkanlığı için aday gösterilmeyi beklediğini ifade etti. Yaman, bir dahaki dönem aday gösterilmezsem kırılırım dedi. Tavşancıl'da doğalgaz sıfırlardaydı, %0'dı. Yani Dilovası'nın tamamında doğalgaz %5'lerdeydi. Bunun gelinen noktada örnek veriyorum, 25 kilometrenin üzerinde su kanalı, 18 kilometreden fazla kanalizasyon, toplamda da 45 bin metre tüm uzunluğunda kanalizasyon hatları yenilendi. Hedef neden birinci olmuyoruz? Bütün ilçelerde bu anlamda bir yarış içindeyiz. Ama inşallah bir basın çocukları da normal eğitime geçerse, okullar yapılırsa, normal çünkü sabahçı öğrenci dediğimiz ikili eğitim var birçok okulumuzda. Normal eğitime geçerse eğitimin çıtasını çok çok daha yükselteceğiz. Yeni emekliye gelen kardeşlerimizin de alacaklarıyla birlikte yaklaşık 4 trilyona yakın, 4 milyon TL kardeşlerimizin, çalışanlarımızın içerideki alacaklarını, emektar kardeşlerimizin alacaklarını ödedik. Dilovası Belediyesi'nde ben de bir dönem çalışmıştım işçi olarak. Dilovası Belediyesi kurulduğundan bugüne bir tek bu dönem işçisine borcu yok. Bizim işçi kardeşlerimize bir kuruş borcumuz yok. AK Partili belediye başkanları da çok çalışıyorlar. Gerçekten çok çalışıyorlar. Hangi belediye başkanı arkadaşımız tembeldir diyebiliriz. Samimiyetle söylüyorum. Bütün arkadaşlar çok çalışıyorlar. Sürekli hareket halindeler. Kocaeli Ülke Ocakları İl Başkanlığı yeni hizmet binası açılış töreniyle hizmete girdi. Açılışa Kocaeli Spor'un eski kaptan ve MHP'li başkanı Aydın Ünlü'nün Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na layık görüldüğü Saffet Sancaklı da katıldı. Başkanlığını İbrahim Özcan'ın yaptığı Kocaeli Ülke Ocakları yeni hizmet binası İzmit Alemdar Caddesi'nde mehter marşlarıyla ve tekbirlerle açıldı. Açılış törenine Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Aydın Ünlü, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Milliyetçi Hareket Partisi Kadın Kolları Başkanı Şirin Aydın, Saffet Sancaklı, çok sayıda MHP'li ve vatandaş katıldı. İzmit MTR'nin takımının da marşlarıyla ayrı bir hava kattığı açılışta, ev sahibi olarak açılış konuşmasını yapan Kocaeli Ülke Ocakları İl Başkanı İbrahim Özcan, ülkücülük inancın, fedakarlığın, kararlılığın sübut bulduğu, cesaretin, faziletin bayraklaştığı kutsal bir davanın adıdır dedi. İnançlarının, sevdalarının, ideallerinin etrafında kalkınarak geleceğin büyük Türkiye'sini inşa etmenin gayreti içerisinde olunmuştur. Üzerinde olan oyunlara, çevrilen tezgahlara, kurulan kumpaslara rağmen bir olduğu gibi bugün de hayattadır. Aydın Ünlü ise ülkücü gençlerin yeni bir binada daha iyi bir şekilde yetişeceğine vurgu yaptı. Dava insanı olmak böyle bir şeydir. Ve şüphesiz ki ülkücü olmak da budur. Değerli dava arkadaşlarım, bizlerle yetişen, tiyatrolarıyla cebelleşen, sporcuyla tartışan, öğrenciyle tartışan ve gazeteciyle uğraşan ama teröristle sözleşen ve söz sözen sayın hükümet, işbirlikçileri son olaylar karşısında foyası iyice açığa çıkmıştır. İsmi MHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı ilanından eski futbolcu Saffet Sancaklı ise yaptığı konuşmada ülkücü, vatanın ve milletin selameti için çalışan, geleceğe ışık tutan ülke ocaklarının önemine değindi. Ben şunu söylemek istiyorum. Yeni bir anayasa yapılmak isteniyor. Amerika Türkiye Cumhuriyeti'nin. Yeni bir çağdaş ve dünyaya entegre olacak bir yeni anayasa ihtiyacı var. Ama anayasamızda
olmazsa olmazlarımız var. Bunlar da herkesin bildiği gibi Türkiye Cumhuriyeti bölünmez ve bütündür. Bayrağımız Türk bayrağıdır. Başkentimiz de Ankara'dır. Dilimiz de Türkçedir. İzmit Belediyesi ile Tasavvuf Vakfı Kocaeli Temsilciliği ortaklığında Hazreti Mevlana'nın vuslatının 739. yılı nedeniyle düzenlenen etkinlik Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda gerçekleşti. Şebi Aruz etkinliklerinde 100 semazen ve 100 sazazenden gösterileri büyük ilgi topladı. İzmit'in Yahya Kaptan mevkiinde bulunan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Şebi Aruz etkinliğinde 100 semazen ve 100 sazendenin gösterileri büyük ilgi topladı. 100 semazen ve 100 sazende eşliğinde Türkiye'nin ve dünyanın en büyük sema töreni katılan herkesi büyüledi. İzmit Belediyesi ile Tasavvuf Vakfı Kocaeli Temsilciliği ortaklığında Hazreti Mevlana'nın vuslatının 739. yılı nedeniyle düzenlenen etkinlikte konuşan Tasavvuf Vakfı Kocaeli Temsilcisi Selman Karaaslan, dünyanın en büyük Şebi Aruz etkinliğini gerçekleştirdiklerini belirtti. Şebi Aruz etkinliğine ev sahipliği yapan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, yapılan etkinliğin dünyada ilk ve en büyük olduğuna değindi. Kavuşma gecesi sadece İzmit'te değil, bütün dünyada bu anlamda kutlanıyor. Ve bizler de bu mana etrafında yüreklerimizi oluşturuyoruz, duygularımızı oluşturuyoruz ve bütün insanlara aşkın, sevginin, muhabbetin mesajını buradan gönderiyoruz. İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Mevlevi Üstadı Mustafa Özbağ ile İzmit'in ilk semazini 10 yaşındaki Numan Pek ile 4 yaşındaki Neyzen Emir Hak'tan Yıldırım'a teşekkürler ederek hediyeler verdi. Mevlevi Üstadı Mustafa Özbağ'ın doyumsuz sohbeti salonu dolduranlarca heyecana takip edildi. Benim anam da aşk, babam da aşk. Aşkım derken kendi kendisinin nereye ait olduğunu göstermişti. Ve o aşkın çocuğuydu. Konuşmaların sonunda 100 semazen ve 100 sazendeden oluşan sema gösterisi büyük bir ilgiyle izlendi. İzmit'te D100 karayolu üzerinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada Federal Mogul fabrikasına işçi taşıyan servis aracı takla atarak kaza yaptı. Kazada 6 işçi hafif yaralandı. İzmit'in D100 karayolu üzeri Yeni Mahalle mevkiinde meydana gelen kazada Federal Mogul fabrikasına servis çeken otobüs bilinmeyen bir nedenden dolayı takla atarak yan yattı. Aşırı buzlanma nedeniyle kaza yaptığı tahmin edilen araçta bulunan 6 işçi hafif yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edilirken sürücü ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi narkotik büro ekipleri tarafından 153 kilo eroini araba bagajında taşıyan bir kadın 3 kişi tutuklandı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi narkotik büro ekiplerinin Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'nden almış olduğu bilgiler doğrultusunda gerçekleştirdiği operasyonda 153 kilo eroini araba bagajında taşıyan biri kadın 3 kişi tutuklandı. Van'dan aldığı iddia edilen 153 kilogram eroini araba bagajındaki valizlere koyarak taşıdıkları iddia edilen ve TEM otoyolu Kandıra turnikelerinde durdurmak istenince kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalanan KK ile YD ve yanlarında bulunan 17 yaşındaki E'ye sevk edildikleri adli merciler tarafından tutuklandı. İzmit'te 3 katlı apartmanda çıkan çatı yangını büyük panik yarattı. Yangın 6 itfaiye ekibinin merdivenli araçlarıyla güçlükle diğer binalara sıçramadan söndürülebildi. Yetkililer vatandaşları baca temizliği konusunda bir kez daha uyarmayı da ihmal etmedi. İzmit'in 28 Haziran Mahallesi, eski İstanbul yolu üzerinde bulunan ve Ali Düzgün'e ait olduğu öğrenilen 3 katlı apartmanın çatı katında yangın çıktı. Evden kaldırımı boşalttı. Bacadan sıçrayan alevler nedeniyle çıktığı tahmin edilen yangını görenler hemen bina sakinlerine haber verdi. Alevler büyüyünce apartman sakinleri de sıçrama ihtimaline karşı binaları boşalttı. Olay yerine kısa sürede çok sayıda itfaiye,
polis ve 112 ekibi geldi. Binaya merdivenli itfaiye araçları değişik noktalardan müdahalede bulundu. Çevrede büyük korku ve paniğe neden olan yangın yaklaşık 30 dakikalık bir müdahale sonucu kontrol altına alındı. Binanın 3 katı ve çatısı büyük hasar gördü. Yangın sonrası yetkililer vatandaşları bir kez daha baca temizliği konusunda uyardı. Baş iskelede trajikomik bir olay yaşandı sayın seyirciler. İddialara göre GSM operatörü ile kiraladığı binanın sahibi baz istasyonunu bacağıyla gizledi. Durumu bir yıl sonra fark eden bölge sakinleri istasyonun kaldırılması için mücadeleye başladı. Baş iskele Barbaros Mahallesi'nin sakinleri oldukça şaşırtıcı bir olayla karşılaştı. İddialara göre bölgede bir arazi alan ve üzerine 3 katlı apartman yapan bir kişi, kimsenin şüphelenmemesi için yoğun çaba sarf ederek baca ile kamufle edilmiş bir baz istasyonunu çatıya diktirdi. Kimse durumdan şüphelenmezken aradan geçen bir yıl süre zarfında hem komşularının bölgede oturmaması hem de inşaatta bir dairenin perdeleri takılarak oturuyor gibi görünüm vermesi şüpheye düşürdü. Vatandaşlar kaymakamlık ve belediyeye şikayette bulundu. Belediye baz istasyonunun kaldırılmasını istedi ancak GSM operatörü yürütmeyi durdurma kararı aldı. Mahkeme sonucu istasyonun kaldırılmasına karar verildi. GSM şirketi temize gitti. Süreç devam ettiği için istasyon hala sökülemedi. Vatandaşlar da bu durumdan oldukça şikayetçi. Kandırıldıklarını ifade eden komşular, baz istasyonunun sağlıklarını etkilediğini ifade ediyor. Ne zamandan beri var? Nasıl kuruldu? Bu aşağı yukarı 1,5 yıl öncesine dayanıyor. Ve başlangıçta peynir deposu olarak başlamışlardı. Daha sonraki gelişmelerde baktık ki bu baz istasyonu. Baz istasyonu olduğunu hissettiğimiz an belediyeye sözlü olarak başvurdu. Avrupa Tıp Öğrencileri Topluluğu'nun başlattığı organ bağışı etkinliği kapsamında bir gün boyunca Kocaeli Üniversitesi Sosyal Tesislerinde stand açan tıp fakültesi öğrencileri bir günde 67 kişinin organ bağışı yapmasını sağladı. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Avrupa Tıp Öğrencileri Topluluğu'na üye olan öğrenciler, Türk Böbrek Vakfı ve üniversitenin organ bağış birimi ortaklığında organ bağışı yapmak isteyenlere ulaştı. Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü'nde bulunan sosyal tesislerde bir günlük stand açan öğrencilere tam 67 kişi başvurarak organlarını bağışlayacaklarına dair organ bağışı kartlarını aldı. Burada yapmak istedik. Burada bizim Kocaeli Üniversitesi'nde organ bağışı birimimiz var. Oradaki Şebnem Hoca ile iletişime geçtik. Daha sonra rektörlükten falan gerekli izinler alındı ve biz Türk Böbrek Vakfı ile de iletişime geçtik. Biraz daha ulusal çapta bir organizasyonlar alınması için. Sonra sosyal testlerin önünde stand açınca birçok insanın hem sorularını yanıtladık hem organ bağışı kartı aldık. Ondan sonra buraya yönlendirdiklerimiz oldu. Etkinliğin çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü günlük yaşamında bile herhangi bir haberde duyunca veya gazetede okuyunca organ bağışı aklına gelse bile insanın sonrasında bunun için harekete geçmek biraz zor olabiliyor. Yani hastaneye mi gidip yapacağım, herhangi bir birime mi gideceğim? Bu konuda bilgisizlik olabiliyor. İnsanların bu fırsatı önlerine sunmak çok güzel oluyor. Çünkü aklında bir fikir olan biri varsa bunu hayata geçirebiliyor. Eğitim İş Kocaeli Şubesi haftalık basın açıklamasını bu kez yürüyüş yolunda düzenledi. Basın açıklamasını okuyan Başkan Bilal Şener, bugünlerde görülen bütçede eğitime ayrılan payı reddederken payı yetersiz bulduğunu dile getirerek AK Parti'nin eğitime yönelik siyasetini eleştirdi. Eğitim İl Kocaeli Şubesi sendika binası önünde mecliste görüşülmekte olan bütçede eğitime ayrılan payla ilgili bir basın açıklaması yaptı. Sendika adına basın açıklamasını yapan Eğitim İş Kocaeli Şube Başkanı Bilal Şener, AKP iktidarını eleştirerek Milli Eğitim Bakanlığı'na ayrılan bütçeyi yeterli bulmadıklarını kaydetti. Geçmiş yıllardaki bütçeler gibi yine zam ve vergilerden oluşacağı emekçi ve yoksul halk kesimlerini daha da sefalete sürükleyeceği ortadadır. Yoksulluk, bu bütçe halkın bütçesi değildir. Yeraltı ve yerüstü kaynaklarımızı küresel sermayeye peşkeş çeken, ülke ekonomisinin sıcak parayla ayakta tutan, üretimi değil tüketimi esas alan politikaları izleyen AKP hükümeti, neoliberal devlet anlayışıyla eğitim, sağlık, barınma ve çalışma hayatına yönelik kamu hizmetlerini özelleştirerek gelir dağılımındaki uçurumu daha da derinleştirmek.
FEM otoyolunun İzmit-Gebze arası Dilovası geçişinde enerji nakil hatlarında iliketlenen söküm çalışması nedeniyle yarın saat 9 ile 10 arasında trafiğe kapatılacak. Sürücüler bu saatler arasında D100 karayolunu kullanacak. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre karayollarının tütün çiftlik bakım ve işletme şefliği sorumluluğunda olduğu belirtilen O4 TEM otoyolunun Dilovası bölgesinde yüksek gerilimli enerji nakil hatlarındaki iletkenlerin sökümü yapılacak. Saat 9 ile 10 arasında gerçekleşecek olan çalışma sırasında TEM'in Körfez ilçesi ile Gebze arası ulaşıma kapanacak. Ankara istikametinden gelen sürücüler TEM otoyolunun Körfez turnikelerine, İstanbul'dan gelen sürücüler de Gebze'den itibaren D100 karayoluna yönlendirilecek. Yol bir saatlik çalışmanın ardından yeniden ulaşıma açılacak. Konya'nın ünlü lezzetleri İzmit'te Konyalı lezzet ustasında damak tadına önem verenleri bekliyor. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'nın yönetim kurulu toplantısı için bir araya gelen Kocaeli Valisi Ercan Topaca, Sakarya Valisi Mustafa Büyük ve Düzce Valisi Adnan Yılmaz da Konyalı lezzet ustasını tercih edenler arasındaydı. Konya'nın meşhur yemeklerinin olduğu Konyalı lezzet ustası konuklarını geniş ve hijyenik tesislerinde ağırlamaya devam ediyor. Önceki akşam Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'nın aylık yönetim kurulu toplantısı için İzmit'te şubesi bulunan Konyalı lezzet ustasına konuk olan Kocaeli Valisi Ercan Topaca, Sakarya Valisi Mustafa Büyük ve Düzce Valisi Adnan Yılmaz da bu tadı tercih edenler arasındaydı. Yemeklerle ilgili fikirlerini Kocaeli TV mikrofonlarına paylaşan Sakarya Valisi Mustafa Büyük, kendisinin de Konyalı olduğunu ve bu lezzetleri çok özlediğini ifade etti. Arkadaşlarım da bir Konya mutfağında akşam yemeğinde bir araya getirmeyi teklif ettim. Sağ olsun Kocaeli Valimiz de ev sahipliğinde Konya'nın etli ekmeğini, fırın kebabını, bamya çorbasını güzel bir sunumla arkadaşlarımız takdim ettiler. Ben hayırlı olsun diyorum. Herkese, Kocaelililere de tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Peki Sayın Valim, bir Konyalı olarak buradaki lezzetleri beğendiniz mi? Yani Konya'ya layık olmuşlar mı? Evet, Konya'dan geldiler bu arkadaşlar. Konya'nın usulüne uygun bir şekilde bu işi yapıyorlardı. Sonra Sakarya ilk durakları. Sakarya'dan sonra da Kocaeli'ne geldiklerine göre genişleyerek, büyüyerek devam ediyorlar. Allah hayırlı etsin. Ben Konyalı olarak da test ettim. Geçer not aldılar. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu toplantısı için bir araya geldiklerini belirten Düzce Valisi Adnan Yılmaz da Konyalı lezzet ustasının enfes yemekleriyle güzel bir toplantı geçirdiklerini dile getirdi. Şunda da bu yeni açılan Konya pide, Konya'da lezzet ustasında buluştuk. Lezzeti güzeldi. Biz ekip olarak öyle zannediyorum. Çok beğendik. Umarım Kocaeli'li vatandaşımız da bu güzel tesiste evet mutlu anlar, saatler geçecek. Bak çocuklar, hanımefendiler, beyler ne güzel bak zaman geçiriyor. Kocaeli Valisi Ercan Topaca ise misafirlerini böyle nezih ortamlarda ağırlamanın keyfini yaşadıklarını söyledi. Özellikle Konya bölgemizin pideleri, yiyecekleri vatandaşımızın hizmetine sunuluyor. İnşallah güzel bir işe vesile olur. Bol kazanç, helalinden kazanç diliyoruz. Afiyetle yemeklerini yiyen Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu üyesi valiler toplantının ardından araçlarına binerek bölgelerine dönüş yaptı. Azerbaycan eski Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev anısına Sabancı Kültür Merkezi'nde resim sergisi açıldı. Sergiyi gezmeye gelen Türk Azeri Dernekleri Federasyonu Başkanı Bilal Dündar, tabloların Azerbaycan'ın tarihini yansıttığını söyledi. Azerbaycan eski Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev anısına Sabancı Kültür Merkezi'nde bir resim sergisi açıldı. Sergiyi gezen Türk Azeri Dernekleri Federasyon Başkanı Bilal Dündar, serginin Azerbaycan Milli Lideri Haydar Aliyev'in 30. yılı anısına yapılmış bir organizasyon olduğunu belirtti. Emekli banka müdürü olan ressam İlhan İşbaşı da emekli olduktan sonra resim sanatına daha çok vakit ayırabildiğini ifade etti.
Bursa ve Antalya'da 2009 ile 2010 yıllarında işlediği iki ayrı hırsızlık olayından 2 yıl hapis cezası verilen T.A. İzmit'te bir akrabasının evinde yakalandıktan sonra cezaevine gönderildi. 4 Mayıs 2009 tarihinde bir iş yerinden ve 3 Temmuz 2010 yılında bir evden hırsızlık suçuyla yakalanan ve tutuksuz yargılanmasına karar verilen T.A. tutuksuz yargılandığı mahkemeler tarafından toplam 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Karar Yargıtay tarafından onanınca her yerde aranmaya başlanan T.A. İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş büro ekipleri tarafından İzmit'in Cedit Mahallesi'nde bir akrabasının evinde yakalandı. Şahıs önce adliyeye sonra cezaevine gönderildi. Bir Zamanlar Osmanlı dizisinin kaldırılmasına tepki göstermek isteyen dizide çalışan figüranlar ve bir kas ajansının çalışanları yürüyüş gerçekleştirmek istedi. Fakat planlanan yürüyüş beklenen katılım olmadığı için gerçekleşemedi. Bir Zamanlar Osmanlı dizisinin kaldırılmasına tepki göstermek isteyen figüranlar ve kas ajansının çalışanları yürüyüş gerçekleştirmek istedi. Düzenlenen yürüyüşe sadece 20'ye yakın kişinin katılması yürüyüşün iptal olmasına neden oldu. Yürüyüşe katılan kas ajansı sahibi Bekir Gündoğdu yaptığı konuşmada biz diziye sahip çıkılsın istedik. Buraya 600-700 kişi bizzat arayarak davet ettik. Ama sonuç ortada diyerek sitem etti. Osmanlı dizisinde oynayan insanları İzmit halkını çağırdık buraya. Diziye sahip çıkalım. Dizinin devam etmesini istiyordu birçoğu. Ve İzmit'e çok güzel şeyler getirdi bu dizi. Yaklaşık bir 600-700 kişi aradık. Ama bu kadar insan geldi sadece. Demek ki İzmit'te böyle şeyler yapılmasını istemiyor. Halk İzmit'te böyle büyük bir plato var. 20 bölüm çekildi. Çok güzel işler başardık orada. Türkiye'nin en çok figürasyonlu dizisini çektik. Ve İzmit halkı da buna çok güzel iyi gösterdi ama bugün kimse gelmedi buraya. Zaten şunu düşünüyorum, bugüne kadar da İzmit'te birçok insan bu dizinin burada çekildiğini bilmiyor. Burada ne olduğunu bilmiyor. Buraya çok ünlü Özcan Denizler, Türkan Şoraylar, Hazım Körmükçüler geliyor ve kimse bunları bilmiyor. Kimse orayla ilgilenmiyor. Yani İzmit'e böyle güzel bir şey gelmiş. Avrupa'nın en büyük platosu kurulmuş ve İzmit halkı bu konuda çok duyarsız. Sınırlı sorumlu 41 nolu İzmit Gölcük Otobüsçüler Kooperatifi yapılan tadilatın ardından açılışını gerçekleştirdi. Açılışı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun vekaletiyle Gölcük Belediye Başkanı Mehmet 55 yaptı. Gölcük'te faaliyet gösteren sınırlı sorumlu 41 nolu İzmit Gölcük Otobüsçüler Kooperatifi kısa süren tadilatın ardından yepyeni yüzüyle açılışını gerçekleştirdi. Açılışı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun vekaletiyle Gölcük Belediye Başkanı Mehmet 55 yaptı. Açılışta konuşan kooperatif başkanı Mehmet Malçok, tadilatla birlikte kalitenin de artacağına vurgu yaptı. Bütün değerli yöneticiler hepiniz hoş geldiniz. Böyle bir açılışta bizi de yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Böyle bir güzel bir şey yaptığımız için biz de kendimiz adına gururlanıyoruz tabii. Gölcük Belediye Başkanı Mehmet 55 de taşımacılığın ciddi bir iş olduğunu belirtti. Halkımızın sağlıklı, güvenli, huzurlu bir şekilde bir noktadan diğer noktaya, burası itibariyle Gölcük'ten İzmit'e intikalini sağlayan değerli kamu emekçilerine, bu değerli kardeşlerime ben teşekkür ediyorum. Gerçekten zor bir görevi başarıyla sürdürüyorlar. Bütün olumsuzluklara rağmen bizlerin canını sağlıklı bir şekilde, emniyetli bir şekilde İzmit'e ulaştırıp tekrar Gölcük'e geri getiriyorlar. Muhasip Genel Sekreter Hüseyin Yakut ve UKOME Müdürü Ekrem Kurt ise taşımacılığın önemli ve hata kabul etmeyen bir iş olduğunu dile getirdi. Kuruluşundan bugüne kadar ufak bir mesaj vermek istiyorum. Gölcük Belediye Başkanlığı'nın yapmış olduğu binanın şimdi de Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından yapılan revizyonda biz de elimizden geldiği kadar yaptık, güzelleştirdik ve bundan sonra kamunun hizmetinde bu bina. Bu bina evet çok da Gölcük Kooperatif kullanıyor ama bir kısmı da Büyükşehir Belediyesi'nin UKOME Ulaşım Daire Başkanlığı kullanacak. Bu bina eskiden beri var tabi. Gölcük Belediyesi zamanında yapıldı. Büyükşehir olarak bizim de tabi katkılarımız oldu. Evet. Şimdi yeni olarak düzenli vaziyette.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Sekapark Kültür Alanı içerisinde faaliyete geçirdiği Sismolojik İzleme ve Deprem Eğitim Merkezi'ndeki eğitimler sürüyor. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Zemin ve Deprem İnceleme Müdürlüğü tarafından yürütülen deprem bilincini artıran eğitimlere Gölcük Cumhuriyet İlkokulu'ndan öğrenci, veli ve öğretmenler katıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Sekapark Kültür Alanı içinde faaliyete geçirdiği Deprem ve Sismoloji Evi Gölcük Cumhuriyet İlkokulu'ndan 32 kişilik bir gruba eğitim verdi. Eğitimlerde 1999 yılında Gölcük'te yaşanan 7.4'lük deprem 3 boyutlu simülasyon odasında katılanlara canlı olarak yaşatılıp olası depremde nasıl davranmaları gerektiği uygulamalı olarak anlatıldı. Gölcük depreminin biraz küçültülmüş hali. 7.4 ama 6.5 gibi hissedeceğiz. Biz hazırız, başlayabiliriz. Eğitime katılanlara deprem öncesi, sırası ve sonrasında neler yapmaları gerektiği, deprem planları, yapısal bilinç ve yapısal olmayan tehlikeler hakkında bilgiler verildi. Katılımcılara deprem çantası oluşturmaları konusunda bilgi aktarılarak deprem çantasının içinde bulundurulması gereken ilk yardım çantası ücretsiz olarak hediye edildi. İlimizin yetiştirdiği arabesk sanatçılardan Murat Taylan, müzik hayatına tasavvuf alanında devam edeceğini açıkladı. Uzun yıllardır ilimizde yoğun bir kitle tarafından takip edilen ve seslendirdiği şarkılarla büyük beğeni toplayan Murat Taylan, konuyla ilgili medya evinde basın toplantısı düzenledi. İlimizin yetiştirdiği arabesk sanatçılardan Murat Taylan, müzik hayatına tasavvuf müziğiyle devam edeceğini belirtti. Müzikte kullanmak istiyorum. Hikayelerimizden nasıl yapalım? Tepki aldım. Yani neden bırakıyorsun? Seni dinliyoruz, senin şarkılarında güçleniyoruz, ağlıyoruz, gülüyoruz şeklinde telefonlar aldım. Taylan, konuyla ilgili medya evinde basın toplantısı düzenledi. Bu şarkı onun söylediği son arabesk şarkısı oldu. Taylan'ın yaptığı açıklamada arabeski bırakıyorum ve bu ilahi sesi tasavvufa kullanacağım dedi. Bırakıyor okumayacağım. Bırakıyor musunuz arabeski? Bırakıyorum. Allah yardım etsin. Yar ve yardımcımız olsun inşallah. Haberle bültenimizi noktalamanın zamanı geldi. Bizler yeni gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın. Mutlu akşamlar.